Ne güzelmiş burası değil mi Fırat? Ayrılacaksın o heriften. Hemen. Bugün. Anlamadım. Sana, bu heriften hemen bugün ayrılacaksın diyor. Ne saçmalıyorsun sen Fırat? Nereden çıktı şimdi? Niye ayrılıyorum? Komik bir duruma sokuyorsun kendini Nair. E millet! Herkes tamam mı kahvaltıya? Ya Fırat, ne alakası var ya? Ben sana ırmaktan ayrıl diyor muyum? Demediğin için ne kadar pişman olduğunu açıkça görüyorum. Saçmalama Fırat. Yok öyle bir şey. Ben böyle bir şey aklımdan bile geçirmem. Bırak sana söylemeyi. Bence sen biraz sakinleş, tamam mı? Saçmalıyorsun. Ayrıca ben Atıf'la çok mutluyum. Sakin ol. Birazdan kahvaltıya oturacağız. Rezalet mi çıkarmak istiyorsun? Narin. Sırf bana pislik olsun diye tanımadığım bir herifle aynı odaya tıkılmana gerek yok. Adam belli ki seninle kafayı bozdu. Bu olay abuk subuk yerlere gitmeden ve kendine daha fazla zarar vermeden bitir bu işi. Benimle nişanlandığına pişman mısın sen Fırat? Bunu sürdüremeyeceğiz belli. Ayrılacaksak eğer senden tek istediğim... ...bu süreci istediğim gibi bana en az zarar verecek şekilde düzenlememe izin ver. Ne yapmamı istiyorsun? İki ay süre istiyorum senden. Bu süre zarfında ben iş hayatımla alakalı bir takım sorunlar yaşamaya başlayacağım. İsviçre'ye dönmem gerekecek. Sen de buradaki işini bırakamadığın için ilişkimizi bir süre askıya alacağız. Uzak mesafelerden dolayı bitirmiş olacağız ilişkimizi. Üzülerek ve dostça ayrılacağız. Kimse benim duygularımla nasıl oynadığını, nişandan bir hafta sonra beni nasıl fırlatıp attığını bilmeyecek. Bu senin için de kötü olur. İkimizi de yorucu bir sürü şeyden korumak için istiyorum bunu senden. Yapabilirim sandım. Gerçekten yapabilirim sandım. Anlaşılan bağlanmaya ve bir düzen kurmaya hazır değilmişim. Nedeninin bu olmadığını ben çok iyi biliyorum. Irmak ağlama. Ayrılığın ne nedenle olursa olsun zor bir şey olduğunu biliyorum. Ama sorunlu bir ilişkiyi devam ettirmek daha acı verici bir şey. Ağlamıyorum. Ama ya Allah kahretsin Fırat. Defalarca sordum sana emin misin, devam edelim mi bu yolda diye. Dürüst olsaydın bu durumda olmazdık.
Irmak. Tamam, hiçbir şeyin davasını gütmüyorum. Sorunsuz, sessiz bir son istiyorum, o kadar, tamam mı? Kimse ama kimse bizim aramızda geçenleri bilmek zorunda değil. 2 ay istiyorum senden sadece. Beni soktuğun bu durumu ele alırsak çok ağır bir tazminat olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta işini gücünü senin peşinden buralara taşıyıp mutlu mutlu evlilik havalarına giren de benim. Ama ne aileme ne de çevreme rezil olmak istemiyorum senin yüzünden, anlıyor musun? Ayrılık acısı yeterince zor olacak. Bir de çevreyle uğraşma. Nasıl istersen. İstediğin koşulda ayrılmaya hazırım ben. Haftanın 1-2 günü sende kalmaya devam edeceğim eskisi gibi. Tabii görünüşte sizin rezidansınızın otel kısmında kalabilirim. İnandırıcı olması için yapmamız gerekir bunu. Yalandan düğün hazırlıkları da yapmamız gerekecek. Ama zamanı gelince dostça ayrılacağız. Fazla odan var Irmak, biliyorsun. Yani otelde kalmanı istemiyorum. Hem ablan sandığından daha uyanık biri. 1-2 ay idare ederiz. Sorun olmaz yani. Teşekkür ederim. Eğer artık sorunlarımızı hallettiğimize göre hafta sonunun tadını 2 arkadaş olarak çıkarabiliriz, değil mi? Beni gerçekten şaşırttın. Bu durumda bu kadar olgun davranmanı beklemiyordum. Teşekkürler. Zorla tutamam seni. Söylemesi zor ama sevmiyorsan sevmiyorsundur. Değil mi? Biraz fazla geldi. Sonuçta ben de demirden değilim, değil mi? Benim şöyle uzun bir yürüyüş yapmaya ihtiyacım var. Evde görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.